İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere biberiye yağının faydalarından bahsetmek istiyorum. Vücudunuza çeşitli küçük sorunlarla karşılaştığınızda çeşitli şifalı bitkileri kullanabilirsiniz. Bu bitkilerin arasında biberiye de yer alır. Akdeniz iklim bitki örtüsü maki türüne ait olan biberiye, iyi sulama ve bol güneş olan her yerde kolayca yetişebilir. Pek çok kullanım alanına sahiptir. Kuru bitki olarak çayı ve kolonyası yapılan biberiye bitkisinin yağı çıkarılarak çok çeşitli amaçlarla ve farklı şekillerde kullanılabilir. Biberiye yağı nedir? Biberiye yağının kanserli hücre oluşumunun önlenmesinde vücudu destekleyen bitkiler arasında geldiği belirtilmektedir. Aynı zamanda antibakteriyel ve antioksidan özellikleri bulunan biberiye yağı pek çok saç ve cilt problemine karşı etkili olabilmektedir. Bunun yanı sıra yoğun ve güzel kokusu sayesinde kullanım hoşnutluk hissi veren bir maddedir. Kimi bitkilerin kendisi, kurusu ve yağları nahoş kokular çıkarabilir. Bu da kullanım isteğini azaltır. Ancak kolonyalarda bile kullanılabilen biberiye bitkisinin yağı da oldukça hoş bir aromaya ve kokuya sahiptir. Biberiye yağının faydaları nelerdir? Biberiye yağını solumak, odaklanma ve hatırlama gibi beyin fonksiyonunu iyileştirebilir. Biberiye yağı erkeklerde saç dökülmesine neden olan androgenetik alopesiye iyi gelebilir. Akupresür yöntemiyle ağrı kesici etki gösterir. Virüs, bakteri ve kan emici böcek türlerini uzaklaştırır. Strese iyi gelir. Kortizol seviyelerini düşürmeye yardım eder. Kan dolaşımını hızlandırır. Karaciğerde bulunan enzimlerin çalışmasını düzenleyerek mide hazımsızlıklarına da iyi gelir. İdrar söktürücüdür. Antibakteriyel etkiye sahiptir. Doku ve eklem iltihabını azaltabilir. Biberiye yağı yenir mi? Pek çok alanda çeşitli faydasını saydığımız biberiyeden elde edilen yağın ağız yoluyla tüketilmesi sebebiyle mide yolu, mide içi ve karaciğerde bir takım sorunlar oluşabilir. Bu nedenle biberiye yağının yenerek tüketilmesi önerilmez. Biberiye yağı nasıl kullanılır? Şifalı biberiye bitkisinden elde edilen bu bitkisel yağın kullanımına değinmeden önce biberiye bitkisini kuru olarak da kullanılabileceğinden bahsetmek gerekir. Kolonyası yapılmak suretiyle koklanarak ve sürülenerek aynı zamanda çayı yapılarak ağızdan tüketim yoluyla da faydalanabileceğiniz biberiye bitkisini yağını çıkarak da çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Diğer kullanım yöntemleri ise şöyledir. Solunum yoluyla koklayarak faydalı olabileceği alanlar bulunurken masaj uygulanarak sürülmesi durumunda da farklı tedavilerde kullanılabilir. Biberiye yağı yenir mi diye sorulacak olursa olumsuz bir yanıt vermek doğru olacaktır. Ancak biberiye yağının 3-4 damlasını bir bardak suyun içine karıştırmak suretiyle içilerek tüketilebileceğini söylemek mümkündür. Yağı koklayarak balgam söktürücü, rahatlatıcı ve dikkat toplayıcı etkilerinden yararlanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.